Beşinci gün. Evet. Ve otoyoldayız. E5'teyiz. Nasıl, şerit değiştirmelere alıştın mı? Bugün bayağı çalıştık. Seni duymuyorlar. Biraz zor ama şu an hallettim gibi. Evet. Her seferinde biraz daha zor olmadığını görmeye başlıyorsun, değil mi? Peki kolay şerit değiştirmenin detayları nedir? Az önce konuşmuştuk ya, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hızını düşürmemen lazım. Evet. Geçiş yani anında hızını biraz arttırman gerekiyor. Direksiyona düşük bir açı veriyorsun. Yani öyle az bir açı veriyorsun ki zamana yayarak geçmiş oluyorsun. Bu da neyi sağlıyor? Diyelim ki aynaya baktın ama aynada görmediğin bir araç hızlıca geliyor. Sen ama onu görmediğin için önüne çıkmaya başladın. Eğer yavaş yavaş sola doğru çıkarsan, diyelim ki sola şerit değiştirdin düşünelim. Yavaş yavaş sola çıktığında o arkadan hızlı gelen araç senin önüne, yani onun önüne çıkacağını anlıyor. O zaman da ne yapıyor? Frene basacak zaman oluyor veya sola kaçacak zaman oluyor. Ama küt diye direksiyonu birden çevirirsen öyle bir durum olduğunda o aracın zaten seni görmesiyle çarpması bir anda olur. Onun için hissettirerek yapıyoruz her hamleyi. Bu da geçiş güvenliğini arttırıyor.